Başlayabiliriz. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Yaz programı hayırlı olsun. İnşallah bizim birlikteliğimiz de hayırlara vesile olur diye ümit ediyorum. Şimdi sanıyorum Klasik Düşünce Okulu'nda kelam alanında ilk defa bir Gazali metni mi okuyacağız? İlk defa bir Gazali metniyle karşı karşıya geleceğiz. O anlamda Rabbim hüsnü ifade ve hüsnü istifade nasip eylesin bizlere. Şimdi bizim bu ders için ya da bu kitap için diyelim, biçtiğimiz süre 5 ders. Yani 5 dersi özetlemeyi istiyoruz. Yani bu 5 ders değil, 55 derste konuşabiliriz yani. Bu konuda önü açık ama klasik eğitimde biliyorsunuz her ilim 3 seviyede okutulur. İktisar ya da ihtisar ya da iptida. İktisat, mutavassıt ya da işte intiha ya da işte istiksa. 3 seviyede okutulur. Biz biraz ihtisar yani iktisar seviyesinde böyle kısa özetleme şeklinde bu dersi okutacağız. Çok böyle uzun uzun mevzulara, bahislere pek fazla girmeyeceğiz. Zaten bu okulda kelam sahasında okuduğunuz bütün metinler zaten birbirini destekliyor, birbirini açıklıyor. Aslında yeni bir şey bu anlamda görmeyeceksiniz. Yeni bir sistematikle karşı karşıya gelmeyecek. Yeni bir konuyla karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Belki yeni bir eser, yeni bir kişi ve yeni bir tarzla, yeni bir yöntemle karşı karşıya geleceksiniz. Konular yine aynı. Allah'ın zatından, fiillerinden, rü'yetullah'tan, irade bahislerinden, ahirette, nübüvvetten bahsedeceğiz yani aşağı yukarı. Zaten burada yani müfredatı oluştururken de amacımız en basit metinlerden, basit derken yani mürekkep olmayan anlamında yani çok gelişmiş olmayan anlamında kastediyorum. Basit metinlerden daha böyle mütekabir metinlere doğru o gidişatı da hem konu açısından hem eserin sistematiği ve eserin tarzı tavrı bakımından gösterebilmek. Yani o yüzden en basit metinlerden daha gelişmiş, evrilmiş metinlere doğru ilerlemeyi tarz olarak benimsiyoruz. Şimdi iktisat önemli bir metin. Hem yazarı itibariyle hem yazarının maksadı amacı itibariyle, bugüne dair bize verdiği mesajları itibariyle hem de bulunduğu, yazıldığı dönemde kelam tarihinin yazıldığı dönemdeki işaretleri, tazamunlarıyla birlikte oldukça ehemmiyetli bir metin olarak ortaya çıkıyor. İktisat. Şimdi ben giriş yani girişini okumuşsunuzdur belki, okuyanlarınız vardır diye düşünüyorum. Şöyle yapacağız. Bu 5 derse ayırdık. Bu kitabı 5 derste özetleyeceğiz. Zaten 5 dersi de şunun için. Zaten eser bir giriş mahiyetinde bir temhitten ve 4 de kutuptan, 4 ana bölümden oluşuyor. Bir girişten bir de 4 bölümden oluşuyor. Toplam 5 bölümden oluşuyor. Bu giriş kısmını bugün halletmeyi, bugün özetlemeyi düşünüyoruz. Bugün üzerinde konuşmayı düşünüyorum. Geri kalan kısımda da kutupları da peyderpey, işte pazartesi, salı, birinci, ikinci kutup ve önümüzdeki haftada üçüncü ve dördüncü kutupları özetleyerek bu meseleyi hülasa ederiz diye düşünüyorum. Yani okumayanlar da eserin bir girişini okusunlar. Yani kitabın girişini, yani mütercimin yazdığı girişi bir okusunlar, okumalarını öneririm. Ayrıca Diyanet İslam Enstitüsü'nde İktisat Fil İtikat maddesi var. O maddeyi de sanıyorum Sait Özervarlı Hoca yazdı. Onu da okuyabilirsiniz. Müsait bir zamanınızda. Şimdi ben çok esere girmeden çok küçük notlar aldım. O notları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Gazali tabii kelam tarihinde çok önemli bir şahsiyet. İşte fıkıhta da onunla karşılaşacaksınız. Tasavvufta da onunla karşılaşacaksınız. Değil mi? Diğer ilimlerde de, ahlakta da belki onunla, felsefede de onunla karşı karşıya geleceksiniz. Sadece kelam değil. Bütün ilimlerin, İslami ilimlerin tarihinde önemli bir müellif. Belki tefsir ve hadisi bundan istisna tutabiliriz. Gazali zaten kendisi söylüyor. Hadisçiliğinin zayıf olduğunu kendisi ikrar ediyor zaten. Yani, o yüzden Gazali tek başına herhangi bir ilim dalına hasretmek, mesela iyi bir kelamcıdır demek mümkün. Ama bunu diğer yönlerini hasfederek söyleyemeyiz. Aynı zamanda iyi bir fakih, iyi bir ahlakçı, iyi bir filozof, felsefeci. Hatta Makasidül Felasife bildiğim kadarıyla Batı dillerine çevrildiğinde o dönemde Makasidül Felasife, Gazali Batı'da iyi bir filozof olarak tanındı uzun yıllar.
Dolayısıyla bütün İslami ilimlerin önemli alan, yani tarihi süreçlerinde önemli bir şahsiyet olarak ortaya çıkıyor. İki önemli özelliği var. Mütebahhir olması, bir de muhakkik olması, Gazali. Mütebahhir olması, bütün İslami, yani ele aldığı disiplinde, yani eser yazmayı düşündüğü, planladığı disiplinde tebahur etmesi, yani derinlemesine, bilgi sahibi olmayı hedeflemesi. O konuyla ilgili bütün her şeyi tüketiyor. Ondan sonra o usta bir şey söylüyor. Bu aynı zamanda tahkik yöntemi, Gazali tahkik yönteminin de göstergesi. Bir muhakkik. Yani hatırlayın, El-Munkız'daki otobiyografisini hatırlayın. El-Munkız'ı hatırlayın. Muhtemelen okuyacaksınız burada. El-Munkız'da işte filozofları eleştirmeden önce 2 sene, değil mi? Ciddi anlamda felsefeyi incelediğini, gözden geçirdiğini, 1 senede üzerinden geçtiğini söylüyor. Sonra anlamak için üzerinde eser yazıyor. Mantıkla ilgili, değil mi? Bak, mantığı unuttuk mesela. Mantık tarihinde de Gazali önemli. Mantıkla ilgili eserler yazıyor. Mantığı anlamak için. Yani İslami ilimleri dahil etti diyoruz ya. Öncesinde böyle bir aşamadan geçiyor. Aynı şeyi felsefe için de yapıyor. Ciddi anlamda filozofların görüşlerini eleştiriyor. Aynı şeyi batınilik için de yapıyor. Yani karmati şiası için de yapıyor. Değil mi? Karamita için de yapıyor. Onların da imamet teorisini ciddi anlamda inceliyor. Sadece incelemekle de kalmıyor. Yani o teoriyi savunan insanlarla bizzat görüşüyor. Bizzat soruyor. Yani ve buradan bir kanaat. Öyle bugün bazılarının yaptığı gibi herhangi bir kitap okumadan eleştirmiyor. Fikir sahibi oluyor, ondan sonra eleştiriyor. Biz buna tahkik diyoruz. Yani bir konuyla ilgili lehte ve aleyhte bütün görüşleri dikkate aldıktan sonra onunla ilgili görüşünü söylemek. Zaten Gazali'den sonra bir muhakkikun dönemi geliyor biliyorsunuz. Yani Razi ile birlikte başlayan dönem, Fahrettin Razi'de aşağı yukarı bir asır sonra Razi ile birlikte başlayan dönemi pek çok şekilde biz isimlendiriyoruz. İkinci klasikler dönemi diyoruz, muhakkikun dönemi diyoruz değil mi? Mesela memzuç dönem diyoruz, felsefi kelam dönemi diyoruz. Çeşitli isimlendirmeler yapıyoruz. Bir tanesi muhakkikun dönemi. Bu tarz, bu bilimsel araştırma tutkusu, ki Munkız da buna çok atıf yapar, bilimsel araştırma tutkusu, yani bir şeyi en ince noktasına kadar öğrenmeden onunla ilgili fikir beyan etmeme ve eleştirmeme tavrı, sonraki dönemde ciddi anlamda muhakkikun denilen bir ekolün de oluşmasına imkan veriyor. Yani Razi'yi anlamak, ki siz henüz Razi'yle tanışmadınız. İnşallah tanışırsınız. Ne kadar geç tanışırsanız o kadar faydalı. Evet, hep tersini söyler. Ne kadar erken tanışırsınız, ne kadar geç tanışırsınız o kadar faydası olur, faydalı olur diye düşünüyorum. Biz bu Gazali'nin İslami ilimlerle ilgili projesinin, düşüncesinin Razi'de ortaya çıktığını, Razi'de asıl ürünlerini biz verdiğini görüyoruz. Yani Gazali kendi kelam projesini, kelam düşüncesini çok uygulama fırsatı bulamamış gibi gözüküyor. Zaten Hazret çok, yani bize göre bugün erken belki ama o dönem işte 50 küsur yaşlarında, 450-505 değil mi vefatı ya da 1111. Pek bulamamış gibi gözüküyor. Evet. Şimdi biz tabii Gazali'nin diğer disiplinlerle ilgili görüşlerine çok fazla atıf yapmayacağız. Çünkü buna vakit pek fazla bulamayacağız. Sadece kitaba yoğunlaşacağız. Ama diğer disiplinlerle ilgili Gazali'nin görüşlerini en azından genel anlamda özet bir şekilde ihtiva eden bir çalışmayı burada size tavsiye ederek bu konuyu bitirmiş olayım. 2011 yılında Gazali'nin vefatının 900. yıl dönümüydü. Bilim Sanat Vakfı'nda biliyorsunuz. Gazali çeşitli açılardan İslami ilimler içinde değerlendirildi, incelendi ve daha sonra bunlar Gazali konuşmaları diye basıldı biliyorsunuz. O kitabı size tavsiye ederim. Orada Gazali'nin tasavvuf, kelam, fıkıh ve Gazali'nin filozofları eleştirdiği 3 mesele ve Gazali'nin genel felsefi tavrı tutumuyla ilgili 7 kişi tarafından konuşmalar yapıldı ve bunlar daha sonra kitap haline getirildi. Onu size ayrıca öneriyorum. Şimdi herhangi bir İslami ilimde, biraz önce isimlerini zikrettiğim ya da zikretmediğim İslami ilimlerin tarihini bilmek için bir kere Gazali'yi bilmek lazım. İbn Haldun'un ifadesiyle çağ açıp çağ kapatan bir düşünür. Hani Fatih için söylenir ya, Fatih Sultan Mehmet. Hüccetül İslam da öyle. Çağ açıp çağ kapatmış. Gazali, yani kendinden önceki dönemin, mütekaddimun dönemin bir hasılası olarak ortaya çıkıyor. Bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ama kendinden sonraki döneminde bir başlatıcısı olarak ortaya çıkıyor.
Fatih olarak ortaya çıkıyor. Yani mütekaddimu ve mütahhirun diye biz kelam tayini kabaca ikiye ayırıyoruz. Kabaca ikiye ayırıyoruz. Gazali bu iki dönemi birbirinden ayıran en önemli böyle köşe taşı gibi gözüküyor. Hem yöntem eleştirileriyle, kelamın yöntemine yönelttiği eleştiriler açısından, hem de muhteva açısından, kelamı getirdiği yer bakımından yeni bir kelam projesi ortaya koyuyor, oluşturuyor. Onu da belirtmiş olayım. Bu arada bir yazıyı daha, benim yazdığım bir yazıyı da size önereyim. Ayrıca merak edenler için. Yine o 2011 yılında Bilim Sanat Vakfı iki Gazali sayısı çıkardı. Birinde ben El Menhul'den İlcam'a, yani Gazali'nin ilk yazdığı eserden son yazdığı esere kadar Gazali'nin kelam ve kelamcılar hakkında görüşlerini özetledim. Yani bir makale çerçevesinde ne diyor Gazali kronolojik olarak kelam ve kelamcılar hakkında hangi görüşleri ortaya koyuyor? Bütün eserini dikkate alarak kronolojik olarak incelemiştim. Bu yazıyı da size tavsiye edeyim. Şimdi gelelim esere. Evet. Şimdi Gazali, yani Gazali'nin böylece yani eserin müellifi hakkında çok kısa böyle veciz bir bilgi vermiş olduk. Şimdi Gazali kelamı nasıl tanımlıyor? Gazali'ye göre kelam, çünkü aynen kitabın sistematiğini bunun üzerine kurduğu için bu tanımı burada zikretmek istiyorum. Peki Allah'ın varlığı, sıfatları, fiilleri ve peygamberlerin ya da peygamberliğin doğruluğunu delillerle bilmektir kelam. Yani dolayısıyla kelamın aslında dört konusu vardır. Allah'ın varlığı, sıfatları, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, fiilleri ve nübüvvet. Yani peygamberin getirdiği ilkeler. Aslında ikiye de indirilebilir. Bu Allah ve nübüvvet. Şimdi ahiret nerede? Nübüvvetin içinde. Yani neticede ahiretle ilgili, yani semiyatla ilgili bahisler de peygamberin getirdiği ilkeler değil mi? Daha doğrusu peygamber üzerinden gelen ilkeler. Vahiy de buna dahil. Vahiy de bize vahiy, yani peygamber bizi aynı zamanda vahiy ile de buluşturan kişi. Yani vahyin aslında peygamberin dışında bir statüsü yok. Vahiy peygamberle ilgili, onun üzerinden bize intikal eden bir bilgi, haber netice itibariyle. O yüzden kelam bu. Kelam Allah'ın zatından, sıfatlarından, fiillerinden ve nübüvvetten bahseden bir disiplin. Kitabı da aynen buna göre dört kutba ayırıyor. Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri ve nübüvvet diye dört bölüme ayırıyor. Aynen bu şekilde. Şimdi kelam iki işlevi var. Bidat, buyurun. Kelamın konusunun belirlenmesiyle alakalı meselesi. Kursu'dan Mustafa. Aha. Kursu'dan gerisinde Gazali kelamın konusunu mevcut olarak belirliyor. Evet, Mustafa'da. Kitapta da işte kelam konusu Tanrı bütün bakımda. Evet, evet. Zatullah. Yani bu nasıl değerlendirilmesi? Çok güzel. Şimdi onu o biraz önce bahsettiğim yazı var ya, hani El Menhul'den İlcam'a, onu okumanı öneririm. Ama çok kısa şöyle söyleyeyim. Yani Mustasfa, biz şimdi Gazali ile ilgili bizim önümüze eğer kronolojik bir okuma yapmazsak, yani Gazali'nin kendi içinde geçirdiği düşünsel safahatı dikkate almazsak, değişimleri dikkate almazsak önümüze çok tereddütlü, çelişkili bir Gazali görüntüsü çıkabilir. Şimdi Mustasfa hangi dönem eserlerinden? Son dönem eserlerinden. Yani biz şimdi Gazali'nin hayatını ben o makalede 3 bölüme ayırdım. Ama genelde ayıranlar ikiye ayırıyor. İhya öncesi, İhya sonrası. İhya sonrası yazdığı eserler Gazali kendi içinde bu tahkik yönteminin bir sonucu olarak çok ciddi değişimler geçiren bir müellif. Farklı yöntemleri, usulleri teolojide deniyor, deneyimliyor. Onların neticelerini almak için eserler yazıyor. İlla da bunu benimsediği anlamına gelmiyor bu. Bu bir yöntem. Nitekim Gazali'den sonra mesela Razi'de, değil mi? Razi'nin eserlerine baktığın zaman her bir esere hakim olan bir usul var. Bazı eserleri ala usulül felasife yazar, bazı eserleri ala usulül mütekellimin yazar, değil mi? Buna mesela bazı müellifler açısından işrak ve vücudi tasavvufu da ekleyebiliriz. Bunlar tarzlar, yani yöntemler haline geliyor. Şimdi Gazali'de de bu kısmen o dönemde gözükebilir. Yani onun mesela makasül felasife yazması, filozofların bütün teorilerini benimsediği anlamına gelmiyor. Şimdi niye söyledim bunu? Mustasfa son yazdığı eserlerden bir tanesi. Orada girişinde hemen mukaddimede kelamı, değil mi? Böyle külli bir ilim olarak, varlığı inceleyen bir bilim olarak dikkate alması. Bizim bu ortaya koyduğumuz görüşler çelişmiyor. Buna da yani
şeyin dersin süreci içinde buna cevap bulacağımızı düşünüyorum. Tamam, ama ihmal edersek yine lütfen onu tekrar dikkate alalım, gözden geçirelim. Yani bir kere bunu dikkate almamız gerekiyor, onu söyleyecektim. Yani klasik müellifleri incelerken kesinlikle bizim yapmamız gereken iki şey var arkadaşlar. Birincisi iyi bir şeye sahip olma, hayat hikayesine sahip olmamız lazım. Tercüme-i hayat, yani iyi bir bağlamsal, ama yani dönemin fikirleriyle böyle prosografya tarzında, yani onun düşüncelerini etki eden çevresel şartları da dikkate alarak bir hayat hikayesi, bir özgeçmiş, bir neyse artık, bir biyografiye sahip olmamız gerekiyor. İyi bir biyografi okumamız gerekiyor. Önce, iktisattan önce. Bir de eser kronolojisi. Hangi eseri hangi eserden sonra yazmış. Şimdi biz önce Mustasfa'yı okup, sonra iktisat okursak, haydi bunlar. Ya da İhya'nın ilim bahsini okuyun. Vallahi kelamdan sorursunuz. Tabii sorursunuz yani. Ben o yüzden öğrencilere okumayın diyorum. Ha, okumayın derken okuyun diyorum aslında. Yani. Çünkü zihin negatifi proses etmediği için onu neyi okuyayım falan diyor. İnadını okuyoruz ya ondan dolayı. Şimdi çoğunuz da merak etti şimdi orada ne diyor falan diye. Evet. Yani şimdi onun bir bağlamı var değil mi? Bir konteksti var. Onu dikkate almadan okunursa, tarihsel şartları dikkate almadan okursak biz çok fazla başarılı olamayız ve çelişkili bir Gazali prototipi ortaya çıkar. Öyle zaten. Ben o makalenin girişinde, şimdi iktisadı nazara verecektik, bizim makale eserleri nazara verdik gibi oldu. Gazali'nin özür diliyorum onun. Evet. Şimdi hemen döneceğim. Orada zaten girişinde de ben bahsettim. Şimdi Gazali ile ilgili öyle enteresan görüşler var ki, mesela İslam düşünce geleneğinde bilimi felsefeyi mahvetti. Onun yani tamamen yanlış. Hiçbir doğru tarafı yok. Felsefeyi eleştirdi, felsefe bitti. Bilim bitti. Ah keşke İbn Rüşd kazansaydı. Ne güzel olurdu. Böyle zirve yapardık yani. Müthiş olurdu. Yalan bunlar. Buna inan, böyle bir şey yok. Bu kadar basit değil yani işler. Sonra Gazali kelamı felsefeye sattı diyenler var. Gazali kelamı tasavvufa sattı diyenler var. Tabii. Yani hangisi doğru? Gazali kelamı nereye sattı yani? Hangisi doğru bunların? Pek çok farklı görüş, farklı bakış açısı var. Gazali ile ilgili. Biz tabii tarihsel şahsiyetlere ideolojik yaklaşmadığımız için, kendi dönemin şartları içinde anlamaya çalıştığımız için bütün bunları bir kenara parantez alarak yani o metinlere yoğunlaşıyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla bu biraz Gazali okuma tarzımız içinde cevap bulacak bir soru. Yani mutlaka kronolojik okumamız gerekiyor. Çünkü İhya öncesi ve sonrası tamamen farklı farklı Gazali'ler bizim önümüze çıkabiliyor. Bir tarafta filozofların kıdem alem düşüncesini eleştirirken Mişkiat'ı ne yapacağız? Mişkiat Gazali'nin eseri değil. Yani çok otantik değil diyorlar bu sefer. Reddediyorlar. Bence ilgisi yok. Olabilir. Yani Gazali gibi ilgileri olan bir kimse böyle bir eseri de yazabilir. Çok zor gözükmüyor yani benim için. Bu biraz yöntem ve bakış açısıyla alakalı bir mesele. Şimdi Gazali'ye göre bid'atleri ve şüpheleri gidermek, bid'at ve dalaleti reddetmek ve şüpheleri gidermektir kelamın amacı. Yani bu biraz kelamın aslında negatif yönüne, biraz cedel yönüne işaret eden bir açıklama, yani fonksiyon. Kelam ne yapar? Şüpheleri bertaraf eder, ondan sonra dalaleti reddeder, şüpheleri giderir, bid'atçilere karşı koyar değil mi? Kelam bunu yapar ama kelamın bütün fonksiyonu bu değildir. Kelam aynı zamanda arkadaşımın biraz önce dediği gibi bütün İslami ilimlerin, fer'i ilimlerin temellerini, mebnasını oluşturan, dayanak noktasını oluşturan ilkeleri tespit eder. Yani bütün İslami ilimler diyor ilkelerini kelamdan alır. Yani çünkü yani bir kere bir nüvvet teorisi tespit edilmeden biz tefsir ve hadis yapamayız. Değil mi? Bunun gibi yani. Bu çelişki değil. Ama Gazali burada daha çok kendi kafasında kelam projesine uygun olan fonksiyon bu olduğu için bunu vurguluyor. Ve diyor ki insanları, bu kitapta da var, biraz önce biraz da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet, kelamın amacı bu. Ve kelam bu anlamda çok değerli bir disiplin. Herkesin öğrenmesine, herkesin kelamcı olmasına gerek yok. Bir kişi olsa, yani yaktım sizin için kendimi,
ülke için kendimi yaktım. Bir kişi olsa, yani bir köyde bir kelamcı olsa yeterli. Mutlaka ihtiyaç bu. Ben olmasam hepinize farz. Öyle düşünün yani. Buradaki kıymet, değeri oradan takdir edin yani. Tamam mı? Farz-ı kifaye olduğunu söylüyor, kelam. Ama o insanları kelama ihtiyaç bakımından, kelam delillerini, bu kitapta anlattığı kelam delillerini ihtiyaç bakımından dört tabakaya ayırıyor. Birazdan onları göreceğiz. Ve bu tabakalardan hepsinin kelama ihtiyaç duymadığını, kelam delilleriyle karşılaşmasını, muhatap olmasına ihtiyaç olmadığını, sadece bunlardan son iki grubun aslında kelamla, o da uygun dozda ve düzeyde olursa karşılaşabileceğini söylüyor. O yüzden Gazali insanları kelama duydukları ihtiyaç bakımından belli bir tasnife tabi tutuyor, ayırıyor. Mesela bunlar içinde birinci ve ikinci grup, avam diyebiliriz bunlara. Bunların kelam delillerine hiç ihtiyacı yok, hatta uzak tutulmalı. Hatırlayın eserlerinden birinin adını hatırlayın. İlcamül Avam an ilmil kelam, son eserlerinden. Yani İhya'dan sonra yazdığı eserler. Ne demek? Avamın kelam ilminden uzak tutulması. Aynen yani kelam özel bir ilim. Yani gerektiği yerde yetenekli bir kişi tarafından, estağfurullah, yetenekli ve mütevazi bir kişi tarafından kesinlikle yeterli dozda verilmesi gereken bir bilim. Çok hassas tabii. Avamın ne işi var bunlarla? Vaazda itimat falan anlatıyorsun sen. İtimat bahislerini falan anlatıyorsun. Zat-ı fat ilişkisini anlatacak halimiz yok ki yani. Ahval teorisini anlatacağız yani. Kesinlikle avam bundan uzak tutulmalı. Doğru, kesinlikle. Avama gereken diyor nedir? İşte imsak, değil mi? Orada selef yöntemi yani nakil, bir ölçüde akıl. Yani nakil. Ayetleri, hadisleri vereceksin. Ayet ve hadisleri üzerinden o dini malumatı onları aktaracaksın. Onlar bununla tedeyyün edecekler. Kafaları karışmayacak çünkü kelam delillerini onları verirsen kafaları karışır. Biraz da detaylandırabiliriz bunu. O yüzden iktisat aslında bu ikinci kısma karşılık geliyor. Yani iktisat, yani Gazali şöyleydi. Ben diyor akidenin özet kısmını şeyde anlattım. Kavaidül Akaid'de anlattım. Kavaidül Akaid biliyorsunuz Risaletül Kutsiye diğer adı. İhya'nın bir bölümüdür. İhya'nın ilim bahsinden sonraki bölümü. Kavaidül Akaid. Gazali bunu hac yolculuğu için uğradı. Hac yolculuğu sırasında uğradı. Kudüs'te yazıyor. O yüzden Risaletül Kutsiye meşhur Gazali'nin akaid kitabı yani. Ben diyor avamın uyması gereken, inanması gereken ilkeleri orada özet olarak yazdım. Bu kadar diyor. Orada tartışmalı herhangi bir mevzuya da girmedim, özet olarak verdim. Avam diyor bunu bilecek. Bu kadar. Ama diyor, bir de diyor itikadın diyor tartışmalı kısımları var. Deliller var diyor. Birilerinin ikna edilmesi gereken hususla ilkeler var. Bunlara da ihtiyaç var. Evet yani avam insanların çoğunu oluşturuyor. %90'ını belki en az. Ama o %10'luk kısım içinde kafası karışan zeki insanlar olabilir. Bunların da belli delillerle, sağlam ve sağlıklı delillerle doğru yola döndürülmesi gerekiyor. Eğer bu mümkünse. Değil mi? İşte onun için de diyor ben iktisadı yazdım diyor. Yani dolayısıyla iktisadın yazılmasının pedagojik bir amacı var. Yani kelam eğitimiyle ilgili bir boyutu var. O da bu halk, yani insanlar içinde zeki, anlayış seviyesi yüksek, belli konulara yoğunlaşan, çözüm arayan, kafası karışan, ikna edilmesi mümkün olan kişileri, kimseleri bu kelam delilleriyle ne yapmak? İkna etmek. İktisat bu kimselere uygulanacak, aynı zamanda tedavi yöntemini ifade ediyor yani. Gazali'nin istiksa boyutundaki kelam projesine pek de sıcak bakmadığını görüyoruz biz. Ya bu kadar yeter diyor. Daha ötesinde dalmaya gerek yok diyor. Özellikle Mutezili'yi ve filozofları bu konuda eleştiriyor. Bunlar da çok diyor akli bahisleri çok fazla dallandırdılar, budaklandırdılar. Bu diyor çok hani gereksiz, faydasız, fuzuli bir yöntem olarak onun için gözüküyor. Zaten hemen girişinde yani iktisat ölçü demek arkadaşlar. Ölçü, orta yol demek. Orta yol. Yani itikatta orta yol. Ama Gazali burada tabii itikatta orta yol derken ehl-i sünneti kastediyor yani. Değil mi?
Çünkü yani itikatta orta yolu aşırılıklardan uzak, orta yolu temsil eden kimseler Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri ona göre. O da bu kuşağın, bu yapının önemli bir unsuru olarak kendisini görüyor. Ehli hak yani. Haşviye, haşviyenin aklı donduran, katı, nakilci ve lafızcı, yorumu öteleyen, itibarsızlaştıran yöntemini bir tarafa bağlıyor. Filozofların ve mutezilerin akli bahislerde çok derinleşen ve çok da insanların zihnini bu anlamda karıştırmak dışında da bir faydası olmayan akılcılığını da bir tarafa koyuyor. Dolayısıyla haşviye ve filozoflar ve mutezile arasında ehl-i sünnet orta. Bu ehl-i sünnetin itikadi düşüncesini, delillerini en iyi yansıtan eser de İktisat. Yani avam kavaidül akaidle avamın içinden kafa yoran, dini meseleleri kafa yoran, oradaki çerçeveyle tatmin olmayan kimseleri de biz hangi delillerle ikna ediyoruz? İktisatla biz tatmin ediyoruz. Bu anlamda eserin çok büyük önemi var. Zaten eser tehafüt ile ihya arasında yazılmış bir geçiş dönemi eseri. İhya öncesinde yazılmış, tehafüt ile ihya arasında yazılmış. Tehafüt biliyorsunuz cedelci bir metindir. Yani tehafütün amacı hakikati ortaya çıkarmanın dışında filozofları itibarsızlaştırmaktır. Yani tehafüte ister tutarsızlık deyin, ister temelsizlik deyin, filozofların sistemini çökertmektir. Değil mi? Çünkü filozoflar burhani bilgiyi elde ettiklerini ya da elde etmeye çalıştıklarını iddia ediyorlardı. Burhan teorisi, kesinliğe ulaşmaya çalışıyorlardı. Gazali bu, onların burhan teorisini eleştirdi orada. Yani alt zeminde yapılan esas şeylerden bir tanesi, karşı koymalardan bir tanesi burhan teorisindedir. Gazali, kelamın cedel yönünü en iyi şekilde tehafütte uyguluyor. Tehafütü felsefede uyguluyor. İktisat ise bu cedel yöntemini değil, diğer yani olumlu anlamda kelamın yani daha çok kendi iç piyasaya dönük, yani Müslüman halka dönük yönünü yansıtıyor aynı zamanda iktisat. Tehafüt dış unsurları eleştiriyor, iktisat ise iç unsurları yani İslam ümmetini, İslam toplumunu aşırılıktan kurtarmayı ve daha dengeli bir itikadi bir yapının oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda Gazali'nin düşüncesinde kelama verdiği şeyleri bir kere dikkate almamız lazım. Gazali'ye göre burada da var. Kelam bir ilaçtır. Kelam delilleri bir ilaçtır. Kelamcı da bir tabiptir. Yani annem de benim hep doktor olmamışlar zaten. Buradan yani duaları başka bir cihetten kabul edilmiş oldu. Allah bütün mücibit davat yani. Bütün duaları kabul edin netice itibariyle. Gerçekten öyledir. Mesela itikadi konularda insanların tereddüt etmeleri yaşamın anlamıyla buluşmalarına engel olur. Yani hayat yani eylemlerini sağlıklı ve tutarlı bir şekilde yapmalarına engel olur. O yüzden onların zihinlerindeki manevi sıkıntılarını, manevi sorunlarını, itikadi problemlerini çözmek gerekir. Bu anlamda Gazali kelamcıyı bir tabibe benzetir. Kelamcı tabip, kelamda devadır. Nasıl ki bunun farz-ı kifayi olmasıyla da ilgisi var. Şimdi bir kimse hasta değilse, yani hasta değilse ona ilaç verilmez. Aynen. Avamdan bir kimsenin kafası karışık değilse ona herhangi bir kelam delili, hudus delili falan anlatılmaz. Adam yani Allah'ın varlığına şüphe etmiyor ki yani. İşte bak sana ben bir hudus delili anlatayım falan. Cevher, aras falan işte hareket bilmem, imkan delili, gaye ve nizam delili falan. Belki gaye ve nizam delili olabilir. Orada sıkıntı yok. Diğer felsefi meseleleri ona söylemenin bir anlamı yok. O hastalığı artırır. Ona ilaç vermek. Onun gibi aynen. Birincisi doktorun çok şey olması lazım. Şimdi estağfurullah diyerek söyleyeceğim bunları. Gazali bunları söylüyor. Yani bir kelam öğrencisinde bulunması gereken yetenekleri söylüyor. İşte açık fikirli olması, çok derinlemesine düşünebilmesi, fatihin olması falan bunları sayıyor. Yani bir kelam öğrencisi ya da kelamcı olmak isteyen bir kimsede bulunması gereken özellikleri seri-ül intikal olmalı falan diyor. Hani hızlı kavrayış yüksek olmalı vesaire gibi. Estağfurullah. Bunları söylüyor. Hiç üzerime almıyorum. Bunları söylüyor zaten. Bir kere tabip çok hazık olmalı.
Tabip hazık olduğunda ilacı, yani kelam delilleri, kelam delillerini hastaya vermeli. Hasta olmayanı vermemeli. Hastaya da dozunda vermeli. Ancak o zaman yani o insanın itikadi problemini çözebilir. Yani bir doktor deva analojisiyle kelam kelamcıyı benzetiyor. Ya mesela başka bir eserinde Gazali kelamcıyı hac yolunun muhafızına benzetir. Yani hangi eser olduğunu tam hatırlayamıyorum şu an. İhya olabilir belki. Hac yolunun muhafızıdır diyor kelamcı. Yani mesela hacılar hacca gidecek. Bir de o hacı kervanını koruyan muhafız var değil mi? Yani o hacıların oraya sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Ama şu soruyu sorar Gazali. Mesela bu muhafız eğer hac yapmazsa, yani Kabe'ye kadar gitti, hac yapmadı, haccı menasikini uygulamadı, hacı olur mu? Olmaz diyor. Yani kelamcı da diyor, hac yapmalı. Yani ki kelamcı olsun. Yani orada biraz hani tasavvufu ya da ahlakı işaret ediyor. Yani sadece salt insanları tedavi etmek yetmiyor. Bir de aynı zamanda daha üst bir teorik disiplini, ahlak ve tasavvuf ilmiyle de mücehhez olmalı. Onu kastediyor muhtemelen. Bir başka yerde mesela Gazali kelamla ilgili İslami ilimlerin şemsiyesidir diyor. Yani onları korur, değil mi? Dış tehlikelere karşı, dış şeylere karşı. Buyurun. O zaman Gazali'nin kitapta kelam için sorduğu payet, Farabi'nin için sorduğu payetten çok farklı değil. Evet. Ve kelam için mineyi muhabbet eder. Evet, evet. Aşağı yukarı o çerçevede sürüyor. Ama şimdi bu kitapta, ama genel olarak Gazali'nin kelam düşüncesine baktığımızda bu yeterli olmayacaktır. O zaman mustasfa biraz dışarıda kalacaktır. Yani ben onu o yazıda da şimdi yine atıf yapacağım. Yani şimdi Gazali kelam hakkında konuşurken biliyorsunuz kelam hem bir yöntemin adıdır hem bir disiplinin adıdır. Doğru mu? Hem bir ilmi kelam deriz biz. Yani kelam bir müdevven bir ilmin adı sonuçta. İslam düşüncesinde eserleri olan, fikirleri olan, konusu olan, yöntemi olan müstakil bir disiplini biz bununla kastediyoruz. Bir de kelam yöntemin adıdır. Yani nakil artı akıl. Bir İslam, yani itikadi konularla ilgili bir tür konuşma yönteminin adıdır kelam. Şimdi bu ikisini birbirine ayırt ettiğini biz görüyoruz. Kelamın fonksiyonları arasında ayrım yaptığını görüyoruz. Mesela Gazali müsbet anlamda kelamın pozitif fonksiyonlarını dikkate alarak kelamın bir varlık incelemesini yaptığını ve diğer İslami ilimlerin mebnasını, dayanağını oluşturduğunu söylüyor. Diğer açıdan kelamın biraz daha böyle nasıl denir, bir tür itikat savunusu, apolojiya gibi. Bir tür itikadı apoloji, bir savunu olduğu yönünü de vurguluyor. Yani Gazali bunları kullanırken yani herhangi bir eserde kelamı bu negatif yönüne ya da savunmacı, cedelci yönüne vurgu yaparken diğer yönü ihmal etmiyor aslında. İhmal etme ikisini de dikkate aldığını biz görüyoruz eserlerinin bütününe baktığımızda. Tamam. Şimdi ama buradaki genelde yani iktisada yansıyan anlam şu. Evet, şüpheleri giderecek, bid'atleri... Pilim de bitmiş. İyi dayandı bayağı şimdi. Bir de nerede kaldığımı söylersem ben adam. Şüpheleri gideren bir disiplin olduğunu vurguluyor daha çok burada. Ama tabii ki şüpheleri aynı zamanda kelam bir koruyucu hekimlik de yapıyor. Koruyucu hekimlik. Nedir koruyucu hekimlik? O da tıbbın bir şeyi değil mi? Yani hasta olmadan önce hastalıkları tedavi etmesi, kişinin sağlıklı bir itikadi gelişim sağlaması. İşte onu da Kavaidül Akaid'de yapıyor. Yani Kavaidül Akaid daha çocuk yaş çağından itibaren avama, insanlara bu böyle teklif edilirse daha sonra yani kelamın bu kelam delilleriyle birilerini tedavi etmek çok da fazla ihtiyaç duyulan bir durum gibi gözükmeyecek muhtemelen. Şimdi dolayısıyla iktisat orta ve güvenilir yol. Orta ve güvenilir yolu ifade ediyor. Aynı zamanda şimdi Gazali'nin mantıkla ilişkisi dikkate alındığında değil mi? Gazali mantıkla ilgili müstakil 3 eser yazıyor bildiğim kadarıyla. Müstakil. Bir de Mustasfa'nın girişi var. Miyarul İlim, Mihakkun Nazar
ve kıstas, değil mi? Kıstas-ı müstakim yazıyor. Şimdi bunların hiçbirine mantık adını vermiyor. Enteresan. Biraz belki o dönemdeki mantık karşıtlarının negatif anlamda şeyini çekmemek için. Medarlukul diyor. Burada da diyor. Medarlukul. Şimdi hatta işte şeye bakarsak, biz Munkız'a bakarsak zaten mantığın İslami bir ilim olduğu, ezelden ebede, öteden beri zaten Müslümanlar tarafından kullanıldığını, yani filozofların kitaplarında yazanın da çok da farklı olmadığını söylüyor hatta. Kıstas'ta da mantığın ilkelerini ayetlerden çıkarıyor. Vezenü bil kıstas-ı müstakimde. Şimdi ayrıca Gazzali yine şey atıf yaparsak, Munkız'a atıf yaparsak, biliyorsunuz orada felsefeyi 6 bölüm ayırıyor. Mantık. Birincisi mantık. Bunun diyor lehde ya da aleyhde diyor dinle bilgisi yok. Yani müspet ya da menfi dinle bir ilgisi yok. Dolayısıyla bunu biz dini açıdan zararlı ya da yararlı diyemeyiz. Tamamı kullanışa bağlı ve kullanabiliriz diyor. Orada zaten metafizik dışındaki bütün bölümlerin 5 kısmın dini açıdan zararlı olmadığını, dolayısıyla da istifade edilebileceğini söylüyor. Böylece Gazzali mantığı, yani kelamın deliller bölümünü mantıkla güçlendiriyor. Çünkü Gazzali'ye göre kelam, evet filozoflar tutarsız ama kelam da yetersiz. Yani Gazzali'ye göre filozoflar tutarsız, kelam yetersiz. Ha kelam ona göre, ona gelinceye kadar kendi amacını ortaya koymak bakımından çok faydalı işler yaptı. Ama Gazzali açısından yeterli olmadı. O yüzden Gazzali filozoflara karşı çok ciddi bir eleştiri, tenkit yapmak için kelamın istidlal bahislerini, nazar bahislerini mantığın ya da medar-lukulun delilleriyle güçlendiriyor. Yani güçlendiriyor. Yani bu memzuç dönem boşuna çıkmıyor arkadaşlar. Yani şimdi Gazzali geliyor, felsefeyi eleştiriyor, felsefeyi bitiriyor diyelim, farz-ı misal. Pat Fahrettin Razi'de bir asır sonra memzuç dönem başlıyor. Hem de öyle böyle değil yani. Çok güçlü mesela işaret şerhiyle memzuç bir dönem başlıyor. Böyle hemen olur mu yani? Demek ki bunu biz ta Cüveyni ile beraber başlatacağız aslında. Cüveyni'nin yöntem eleştiriyle de beraber başlatmamız lazım. Gazzali ve o arada insanlar da var yani. Bizim İbn-i Heysemler var yani o arada ayrıca. Neyi söyleyecektim? Gazzali aynı zamanda bu mantık ilkelerini buraya uyguluyor. Bakın burada dördüncü temhitte göreceğiz. Dördüncü temhitte varabilirsek inşallah. Dördüncü temhitte medar-ül-kulu, yani bu kitabı yazarken dikkate aldığım istidlal yöntemlerini, üç yöntemi burada vurguluyor. Üç yöntem. Ben bu kitabı uygularken bu yöntemleri kullandım diyor. İşte sebir ve taksim diyor falan. Aslı farklı şekilde tertip etmek, bir de imkansız olan bir şeyin imkansızlığına delil getirerek, başka bir şeyi delil getirerek göstermek. Üç tane yöntemi. Böylece yani Cüveyni'nin, Cüveyni ile ya da işte başka önceden yazılan kelam kitaplarıyla baktığınızda mantık ilkelerinin herhangi bir kelam kitabına uygulandığı ilk metinlerden biri olarak da bu gözüm önümüze çıkıyor, yani bir kelam metni olarak önümüze çıkıyor. Evet bu Cüveyni'de var. Yani Cüveyni'de nazar ve istidlal bahisleriyle başlıyor ama bu buradaki yapı biraz farklı. Bunu okurken vurgulayacağız zaten. Evet arkadaşlar, bu girişten sonra giriş, evet şimdi. Şimdi evet giriş oldu. Şimdi kitap bir giriş, yani temhit, bir ön söz ve hazırlık anlamında bir temhitten ve maksat ve gaye anlamında kutuplardan oluşuyor. Aslında yani önce gelsin tahtaya yazacaktım bunu ama neyse, belki önümüzdeki derste bunu hatırlarız tekrar. Yani eser 5 bölüm. Bir temhit bölümü var. Bu giriş ve hazırlık anlamı taşıyor kitaba, mukaddime. Bir de 4 kutup var. Bu temhit de 4 alt bölüme ayrılıyor. 4 alt bölüme, 4 temhit de 4 hazırlık bölümü var. Bunlardan birinde mesela, neyse onu birazdan üzerinde durum, onları tekrar buradan söylemeyeyim. İlk bölümde en-nazar fi zatillah, Allah'ın zatı hakkında araştırma yapmak. Allah'ın zatullah yani. İkinci bölüm ef'alullah.
Üçüncü bölüm, yani ikinci bölüm sıfatullah, üçüncü bölümde efalullah. Dördüncü bölüm nüvvet teorisi. Basitçe, kabaca yani. Zaten aslında iktisat, Gazali'nin kelam tani konum düşündüğünde kelamın geldiği noktayı gösteriyor. Özetliyor. Biliyorsunuz Gazali de dahil olmak üzere. Gazali belki hani mütahhirin dönemde diyorlar da ben Gazali'yi mütekaddimin dönemi son temsilcisi olarak görmeyi tercih ediyorum. Mütahhirin dönemi belki Razi ile beraber başlatmak daha doğru olabilir. Mütahhirin dönemin özellikleri, ilgileri dikkate alındığında. Biliyorsunuz mütekaddimin dönemi ile mütahhirin dönem arasında çok ciddi mahiyet farkları var. Hem yöntemde farklılıklar var, hem muhtevada farklılıklar var. Yani işlenen konular, ele alınan konular, kelam kitaplarının yapısı, isimlendirmeler ve istidlal yöntemleri anlamında, yani yöntem açısından ciddi. Yani yöntem ve muhteva bakımından farklılıklar var. Kelamın Gazali öncesindeki yeri, yani kelam Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını inceliyor yani. Bu kadar. Tabii. Asıl olarak temel merkezde bu var. Kelam kitaplarını açın bakın. Ekserisi bu yönde. Mesela neydi? Kelam nazar ve istidlalle başlar. Yani bilgi teorisiyle başlar. Sonra uluhiyete geçer. Ondan sonra tabiata geçer. Niye tabiata geçer? Yani atomcu teori niye inceler? Çünkü atomcu teoriyi uluhiyete mukaddime yapar, değil mi? Yani tabiattan Allah'a varmayı hedeflediği için öyle yapar. Ondan sonra nüvvet bahisleri çok şeydir. Orada mülhitlere falan cevap verir. İşte bol bol mutezile eleştirisi vardır o alanlarda. Sonra nüvvet vardır. İmamet, Şia ve tekfir bahisleri vardır, değil mi? Tekfir bahisleri de aslında iman-İslam ilişkisidir. İman nedir? Mümin kimdir, değil mi? Ta o mürtekib-i kebire meselesine kadar gider yani bunun. İman nedir? Yani mümin kime denir? Sorusunun cevabıdır tekfir bahisleri yani. Burada ana omurga, tabii hepsi o değil. Ana omurga zat-ı fatih, yani Allah'ın varlığı, birliği, sıfatlarıdır. Yani onu kastediyorum ben. Merkezde o vardır. Fakat daha sonraki metinlere bakın. Mesela en uç örneği söyleyeyim. Mesela Mevakıf'a bakın. Şerl Mevakıf'a bakın. Şerl Mevakıf 3 cilt. Aşağı yukarı 3. cilde kadar ya da 2. cildin sonuna kadar, değil mi? Uluhiyete gelmeseniz. Nedir? Hangi bölüm daha geniştir? İşte bir kere nazar ve istidlal bahisleriyle girilir. Ondan sonra tabiat bahisleri gelir, değil mi? Arazlar gelir. İkinci mevkuf. Üçüncü mevkufta cevahir gelir. Cevherler bölümü gelir. İşte ondan sonra yani o böyle yani ikinci cildin sonuna doğru kadar gider o. En son işte uluhiyet falan, nüvvet, tekfir, imamet, diğer bahisler, kader, kaza kader meselelerin böyle arkaya doğru gittiğini. Bu arada kaza kader meselesini yani ef'al-i ibad konusunu da şeyin içine dahil ediyorum. Yani uluhiyet meselesinin bir parçası olarak görüyorum. Neticede ilim tartışması bu. Allah'ın ilmi meselesiyle, Allah'ın bilmesi ve yaratmasıyla alakalı bir problemdir, kader problemi. Değil mi? Yani o anlamda bu klasik ilk dönem kelam eserlerinin bir hasılası olarak gözüküyor bu, basitçe. Tam bir, o dönemin ilk dönem, mütekaddibun dönem kelam kitabıdır. Ve çok müretteptir arkadaşlar, çok düzenlidir. Mesela bunu mukayese edin, bakın ne kadar tertipli. Şimdi anlatınca göreceksiniz. Mesela irşatla mukayese edin konularını falan. Bu çok daha sistematiktir. Muhtemelen Gazali'nin felsefeyle girdiği etkileşimin bir sonucu bu. Çünkü felsefe metinleri çok tertipli ve düzenlidir, sistematiktir. Gazali de bundan istifade de kitabını çok sistematik yazmıştır bakın. Mesela temhid ve dört kutup. Temhid de dört bölüme ayrılıyor. Dört temhid var. Birinci bölüm şey, birinci kutup arkadaşlar. Dört kutubun ilk kutbu da 10 iddia var. Yani Allah'ın zatından bahsediyor bu. 10 iddia var bu bölümde. İkinci kutupta sıfatları inceliyor. Bunu da iki alt kısma ayırmış. Sıfatların ispatı ve sıfatların hükümleri diye ayırmış. Üçüncü bölümü, üçüncü kutbu 7 iddiaya ayırmış. Daha çok burası mutezile eleştirisi. 7 iddiaya ayırmış. Dördüncü bölüm ya da dördüncü kutup ise nüvvete ayrılmış. Nübüvvet. Burası da 4 bölüm. Nübüvvet kısmı da 4 bölüm. İlkinde Hazreti Peygamber'in nübüvvetin ispatını inceliyor. İkinci kısımda
ya da ikinci babda diyelim, ahireti inceliyor. Yani peygamberin getirdiği şeriat ve aklın bunu tasdik etmesi. Yani peygamberin getirdiği şeriat ve şeriatı akıl tasdik ediyor. Yani ahiretle ilgili ilkeleri, semiyat bahislerini kastediyor burada. Bunları da iki bölümde inceliyor. Bu ahiret bahislerini iki bölümde inceliyor. Bu dördüncü kutbun üçüncü babında imamet teorisini derken hocam, imamet teorisi derken hoş bir tevafuk. İmamet kısmına mı geldim, teori kısmına mı? Hocam hangisi işinize geliyorsa oraya geldiniz. Sıkıntı yok, ben sizi özgür bırakıyorum. Eyvallah. Ne, sizi sınırlamak ne mümkün? Evet, efendim ben şöyle çıkacaktım da yolumu şaşırdım. Kusura bakmayın. Yolunuzu buraya mı şaşırdınız hocam? Kolay gelsin arkadaşlar. Hocam, eyvallah hocam, sağ olun. Üçüncü kutupta imamet teorisini inceliyor. Biliyorsunuz bu Şia ile girilen tartışmaların bir hasılası. Dörtte de tekfir bölümü. Yani kitap oldukça sistematik böyle bakılırsa. Bu da yine felsefeyle ilişkinin bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi biz bugün inşallah, şimdi buraya kadar anlattığım kısımlarda anlatmadıklarımı dikkate alarak geri kalan kısımları özetlemeye çalışacağım. Sanıyorum bayağı çoğunu anlatmış gibi de oldum. Şimdi kitabın bir kere, her kitabın mutlaka bir girişini okuyalım. İşte yani müellife rahmet duası ile birlikte bir girişini okumak lazım. Çünkü bu girişleri biz pek okumuyoruz, ihmal ediyoruz. Aslında girişlerde müellifler teoriyi veriyor, ortaya koyuyor. Kendi düşüncesini ortaya koyuyor. Aşağı yukarı. Ne yapacağını söylüyor. Beraat istihlal deniyor buraya. Yani bütün hem müellif burada kendi sanatını, edebiyatını da benimsetiyor, benimsetmeye çalışıyor. Bu anlamda yani bu klasik metinlerin giriş kısımları çevirisi çok zordur. Çok çetrefilli bölümlerdir. Hem kendi edebiyatını, yeteneğini sergilediği bölümler, aynı zamanda teoriyi de ortaya koyduğu bölümler. Bakın, İktisat, El-İktisat Fil-İtikat nasıl bilinçli seçilmiş bir isim değil mi? Yani nasıl bilinçli seçilmiş? Bütün kitabı tazammun ediyor yani. Bütün kitaptaki projeyi, kelam düşüncesini, formasyonunu tazammun ediyor neredeyse. El-İktisat Fil-İtikat. Şimdi ne diyor burada Gazali girişte? Üstad ve Önder Hüccetül İslam Ebu'l Hamid Muhammed el-Gazali şöyle dedi. Hamdu Allah'adır ki kullarının seçkinleri arasından hakka taraftar olan bir topluluğu ve sünneti savunan bir grubu seçti. Yani Ehl-i Sünnet'in o dönemde İslam düşüncesini en iyi temsil eden, en sayı temsil eden bir grup. Yani ben Ehl-i Sünnet'im arkadaş diyor. Bir kere. Yani Gazali bu anlamda bir mezhebe bağlı olarak konuşan bir müellif yani. Yani bir scholar, hani bir school, bir ekolü temsil eden, böyle bağımsız, yok o dönemde öyle, bağımsız filozof falan, bağımsız kelamcı. Bir ekol, ekol içi tartışabilir. Ekol içi, ekolün belli düşüncelerini, ilkelerini karşı çıkarma, bunu yine ekol içinden yapıyor. Ehl-i sünnetim diyor bir kere. Sonra onlara lütuf, ihsan meziyetleri diğer fırkalardan ayırdı. Şimdi ehl-i sünnetim demek otomatik olarak ehl-i bidat değilim. Yani Şia ve Mutezile'yi eleştireceğim diyor. Demeye geliyor aslında. Şia'yı, Mutezile'yi eleştireceğim. Çünkü ehl-i sünnet olmak, ehl-i bidat olmamak demek. Şia ve Mutezile olmamak demek. Aynı zamanda. Bunlar birbirleriyle tanımlanan kavramlar. Onlar dinin hakikatlerini keşfetmelerini sağlayan hidayet nurunu bahşetti. Demek ki dinin hakikatlerinin en iyi şekli ehl-i sünnet. Aynen katılıyorum. Aynı ehl-i sünnet temsil ediyor bugün. Tabii ki. Dillerini mülhitlerin sapkınlıklarını susturan akli delillerle konuşur kıldı. Yani bu dini en iyi makul, anlaşılır kılan da yine ehl-i sünnet alimlerinin olduğunu ifade ediyor. Gönüllerini şeytanın vesveselerinden arındırdı ve vicdanlarını doğru yoldan sapanların kışkırtmalarından temizledi. Kalplerini kesin bilginin nurlarıyla imar etti. Böylece onlar bu nurla Allah'ın peygamberi ve dostu, peygamberlerin efendisi olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dili üzere gönderdiği sırlara ulaştılar. Bu sayede şeriatın zorunlu kıldığı ve aklın gerektirdiği hususların arasını uzlaştırma hususundaki doğruyu araştırma yöntemini kavradılar. Yani demek ki o dönemde gözüken büyük problem şu, şeriatın zorunlu kıldığı ilkelerle aklın gerektiği, yani nakli ve akli bilgi arasında biz nasıl telif edeceğiz, nasıl anlayacağız? Tevil problemi yani, tevil. Yani tevili en iyi ehl-i sünnet yaptı diyor. Tabii. Çünkü Cüveyni ile beraber artık tevil iyice ehl-i sünnet kelamına
girdi. Cüveyni tevrin ilkelerini belirledi. Bunun üzerinden konuşuyor. Böylece nakledilen şeriat ile akledilen gerçek arasında bir zıtlık olmadığını kesin olarak anladılar. Yani ikisi tarafında birini diğerini tercih etmek durumunda değiliz. Akıl da nakil de bizim bu ikisi arasında kesinlikle Allah'ın yarattığı bu iki arasında mutlaka bir münasebet, sahih bir münasebet, ilişki var. Onlar haşviyenin taklit üzere donup kalmanın gerekliliği ve işlerin görünen yüzüne tabi olmanın gerektiği yönündeki zanlarının basiretlerinin azlığından ve akıllarının zayıflığından ileri geldiğini anladılar. Haşviye olmadılar. Haşviye kim? Yani aklı yatsıyan katı nakilci. Yani nasların zahirine körü körüne bağlı kalmayı dini konuları anlamada bir yöntem olarak belirleyen, yani hata yapmak istemeyen, oldukça dikkatli ve itinalı davranan bir grup. Öyle ki hata yapmamak için hata yapıyorlar. Mesela böyle oluyor yani neticede. Hata yapmamak diye bir şey var mı ya? Evet, yapan hata yapar yani. Yani hiçbir şey yapmazsan hiçbir hata yapmazsın. Böyle bir şey olur mu? Cem Yılmaz'ın vergiyi verenden alınır sözüne benzedi bu da. Şimdi filozoflardan ve mutezilerin aşırı gidenlerinden aklın tasarrufu konusuna dalanlar nihayet akılla şeriatın kesin hükümlerini çatıştırdılar. Demek ki burada mutezile ve filozoflar akıl ve şeriatın kesin hükümlerini çatıştırdılar. Bir yanlışa gittiler. Yani haşviye ifrat, mutezile ve filozoflar tefrit. Böylece onlar tefrite, filozoflar ile mutezile de ifrata saplandılar. Her iki fırkada sağduyulu ve tedbirli davranmak uzaktırlar. Oysa ki İnanç hastaları konusunda kesin ve gerekli olan husus, orta yola bağlılıktır ve doğru yola riayet etmekten ayrılmamaktır. Bu nedenle her iki tarafın yaptıkları mezmundur. Doğru değildir, diyor. Denge, orta nokta. Ehl-i Sünnet dengeyi temsil ediyor onun gözünde. Sonra oradan devam ediyor. Evet, yani hem şeriatın da aklın da aslında dinde karşılığı olduğunu, bunlar arasında bir uyumun ve insicamın bulunduğunu falan. Bütün kitap boyunca da bunu yapıyor zaten. Şeriatın ilkelerini akli yöntemlerle ispatlamaya çalışıyor. Bunu da kim için yapıyor? Tabii ki bu delillere ihtiyaç duyanlar için yapıyor yani. Durup dururken yapmıyor. Farz-ı kifaye. Diyelim ki ben kafası karışan, zihni bulanan, delile muhtaç olan insanları bunlarla ancak bu yöntemi kullanarak bugün doğruya ancak yönlendireceğim. Şimdi ön sözde kitabın bölümlerini tanıtıyor. Orayı da geçiyorum ben. Orada söyledik zaten. Gelelim bu temhid kısmına. Temhid kısmında kaç bölüm ayırmıştı? 3, yani 4 bölüm ayırdı. Birinci bölümde kelam ile meşgul olmanın din açısından önemli olduğunu söylüyor. Kelam önemli bir ilimdir. Biraz önce bunun gerekçelerini Gazali'de sıraladım. İşte deva olması, muhafız olması, İslam ilimlerinin şemsiyesi olması, bid'atleri, halkı bid'atlere karşı, şüphelere karşı koruması, dalalete karşı koruması bir tür manevi hastalıkları çözen bir alet çantası gibi. Kelam, tedavi çantası gibi bu anlamda son derece önemli. Çünkü diyor bak, burada ne diyor? İnsanların tümü için en önemli mesele, 14. şeyde paragrafta, insanların tümü için en önemli mesele ebedi saadete ulaşmaktır. Ve sonsuz olan mutsuzluktan kaçınmaktır. Peygamberler de bunun için geldiler. Yani insanları ebedi saadete ulaştırmak için geldiler. Ve cennet ve cehennem hakkında onlara bilgi getirdiler. Yani ötede onları bekleyen akıbet hakkında onlara malumat verdiler. Kendi, yani peygamberler kendi sıhhatlerini, doğru sözlü olduklarını da nasıl ifade ettiler? Neyle ispat ettiler? Peygamber mucizeyle ispat ettiler. Yani hiç kimsenin yapamayacağı, beşeri aciz bırakan doğaüstü bir takım olaylara kendilerini böylece desteklediler. Sonra bütün bunu anladıktan sonra diyor. Yani bir kere insan ötede kurtulmak için burada biz yaşıyoruz. Bizim ötede kurtulmamızı sağlayan en önemli unsur, çünkü peygamber. Arkadaşlar dinde peygamberin konumu çok merkezidir. Çok çok merkezde. Vahiy bir kere onun üzerinden bize intikal ediyor. Yani vahyin sıhhatini önce tartışmıyoruz ama vahyin, yani peygamberin bize söylediği sözlerin
Allah kelamı olup olmadığı noktasına gelmeden önce biz peygamberin şahsiyetini, peygamberin doğru sözde olup olmadığına dikkate almak zorundayız. Aynen bunu söylüyor zaten burada da bakın. Şimdi biz sadece duyarak bu haberi, biz peygamberden bu haberi aldık değil mi? Ahiret var, cennet var, cehennem var, Allah'ınız var, Allah'ınız bir, şöyle yapmayın, böyle yapın. Bu haberi aldık. Biz, biri dese ki bize diyor mesela, zan üzere, mesela evde sizi bir yırtıcı hayvan bekliyor ve eve girerseniz, tedbirsiz bir şekilde eve girerseniz sizi parçalayacak. Bu çok yani kesin bir şey değil. Önce biz burada kime bakarız? Bu haberi bize veren muhbirin sadık olmasına dikkate al. Düşünürüz yani. Bu insan sadık mı? Doğru sözlü mü? Emin mi? Güvenilir mi diye bunu dikkate alırız. Bu kişi doğru sözlü olmasa bile eve gitmeyiz mesela. Yani bu kişi doğru sözlü olmasa bile diyelim ki yani ara sıra yalan söyleyen birisi olsa bile ne yaparız? Dikkat ederiz. Olayı bir tahkik ederiz yani. Kaldı ki yani peygamberle ilgili tarihi veriler, mütevatir veriler var. Onun Muhammed'ün emin olduğuna dair. Oraya getirecek işi. O halde ölüm sonrasında sakınmak nasıl önemli olmaz? Öyleyse vazifelerin en önemlisi peygamberin zihnin ilk bakışta ve henüz düşünmeden imkanına hükmettiği sözünü araştırmaktır diyor. Bak, peygamberin sözünü araştırın diyor. Önce diyor peygamberin getirdiği sözünü araştırmaktır. Bu söz gerçek manada özünde imkansız mıdır yoksa kendinde şüphe olmayan gerçek bir söz müdür? Çünkü biz aslında bütün şeyin, dinin, şeriatın düğümlendiği nokta bu. Peygamber doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Biz peygambere kayıtsız şartsız, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kayıtsız şartsız iman eden insanlar olduğumuz için vahyi, değil mi? Bütün tarihsel tecrübeyi dikkate alıyoruz yani. Önce onun peygamber olduğunu ikna olmamız gerekiyor. Bu da öyle diyor. Önce onun sözünün doğru olup olmadığını araştır. Peygamberin onu araştırdın ve ikna oldun. Ondan sonra şeriat tahakkuk ediyor. Peygamberin bir sözü de şudur. Tamam bu konuda diyor ikna oldun. Hazreti Muhammed, Muhammed'in emindir. Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Dolayısıyla da onun bize verdiği bütün bilgiler, vahiy ve hadis mecmuası diyelim ki vahiy doğrudur. Hadisler de aynı şekilde zaten ulema tarafından kritize edilmiştir. Bu kişi diyor ki sizin bir Rabbiniz var. O size bazı sorumluluklar yükledi. Bunları terk ettiğinizde sizi cezalandıracak. Yerine getirdiğinizde sizi ödüllendirecek diyor. Değil mi? Dediği şey bu. Mesela peygamberin özet olarak din bu. Yani sizin bir Rabbiniz var. Şimdi Allah zaten Allah'ın varlığını herkes kabul ediyor. Rab başka bir şey. Yani şu demek Rab. Allah var ama Allah sizi başıboş bırakmadı. Sizi yarattı, yaratmaya devam ediyor. Yani sizin de işini bitirmedi. Rab terbiye eden demek. Yaratmış, terbiye de etmiş. Terbiye etmiş. Yani dolayısıyla mürebbi. O sizi yarattı, size bazı sorumluluklar yükledi bunun bir gereği olarak. Bunları terk ettiğinizde cezalandıracak, yaptığınızda ödüllendirecek. Yani dinin özeti bu. O tüm bunları size açıklamam için beni elçi olarak gönderdi. Şüphesiz bu durumda bize gereken şunu bilmektir. Bizim bir Rabbimiz var mıdır yoksa yok mudur? Şayet var ise onun konuşması mümkün müdür ki emretsin, yasaklasın, sorumlu tutsun, peygamber göndersin? Şayet bu Rab mütekellim ise, yani böyle donuk, filozofların kabul ettiği gibi felsefi bir ilke, el-muharrikül evvel, yani mütekellim olmak canlı olmak demek yani, aktif olmak demek yani, kadir olmak, halik olmak demek, her an bir işte olmak demek yani, mütekellim olmak. Yani mütekellim olmak Allah'ın insanla anlaşma yapması, sözleşme imzalaması demek. Yani vaat etmesi, vaadinin karşılığında insanların söz alması demek. Mütekellim, konuşan. Şeriat kelam sıfatı üzerine tahakkuk ediyor arkadaşlar. Şeriat kelam sıfatıyla ilgilidir. Nüvveti ispat ettikten sonra kelam sıfatını ispat etmemiz gerekiyor Allah'ın. Şayet bu Rab mütekellim ise ona karşı geldiğimizde ya da itaat ettiğimizde bize ceza ya da mükafat vermeye kadir midir? Şimdi bütün bunları düşüneceksin diyor bir kere. Yani aklı bypass eden bir makul olmayan bir dini anlayışın burada çok, ben öyle anlıyorum. Yanlış anlıyorsam, aşırı yorumluyorsam beni düzeltin lütfen. Bakın bunları bir sorgulayın. Zaten aşağı yukarı kelam metinleri girişlerine bunu söylerler. Mesela evvelu ma yecibu alel abd eşşekkü. Yani kula ilk gereken şey şüphe etmesidir. Yani bu tabii ki metodik bir şüphe arkadaşlar. Yani gerçeği, hakikati ulaştıran bir şüphe yani. Böyle şüpheciliği, şüphecilik değil, şüphe.
Yani doğruya ulaştıran biri. Önce bütün bunlardan şüphe et ve bunları tahkik et, gözden geçir, denetle. Ondan sonra ikna olduktan sonra makul bir şekilde hayatını sürdür. Bu hususu anladığımızda şayet aklını kullanan kişilerden isek, yani aklımızı kullandık bu hususlarda, bize kesin olarak gereken şey hazırlıklı olmamız, kendimizi gözden geçirmemiz, ebedi olan ahiret hayatı nispetle sonu gelecek olan bu dünyayı hor görmemizdir. Aklını kullanan kimse akıbetine bakan, fani dünya ile aldanmayandır. Yani bizleri kastediyor. Yani aklını kullanan kimse olarak arkadaşlar. Tabii hava sıcak, Temmuz'un ortasında ne işimiz var burada yani? Normal bir şey mi yani böyle? Değil tabii. Aklımızı kullandığımız için. Yoksa heva ve heveslerimizin peşine gitseydik çok daha güzel ortamlar bulabilirdik yani. Evet. Üzerime alındım ben yani. Hep sizin adınıza üzerime alındım ben. Böyle küçük şeylere, motivasyonlara ihtiyacımız var biliyorsunuz. Allah razı olsun. Akıbetine bakan da fani dünya ile aldanmayandır. Aldanmayacağız. Akıbete bakıyoruz. Sonuç odaklı bakıyoruz. Bu dünya ile de aldanmamaya çalışıyoruz. Şimdi buradan sonra Gazali bu temel ilkeyi belirledikten sonra, yani bir nübüvvet teorisi ortaya koydu. Peygamberin getirdikleri, peygamberin şahsiyeti, biz onlardan şüphe ettik ve doğruları bulduk. Tamam, şimdi artık peygamberin şahsiyetinde bir tereddütümüz yok, onun getirdiklerinde bir tereddütümüz yok. Allah ve insan arasındaki ilişkide bir tereddütümüz yok, onun mütekellim olduğunu da biz ispat ettik. Şüphelerimizi giderdik ve bütün bunları tespit ettikten sonra bize kelam ilmi gerekiyor. Bunlar çok daha meta şeyler, üst şeyler yani. Aziz Allah Celle Celaluhu Celle Şanı. Evet. Bunları biz, bu konudaki şüphelerimizi, anlamayışımıza cevap verdikten sonra biz artık kelamdan bahsedebilecek hale, ki kelam diyor Allah'ın varlığı, sıfatları, fiilleri ve nübüvvetle ilgili konulardır. Ahiret nerede? Nübüvvetin içinde. Ahiret nübüvvetin içinde. Şimdi ikinci kısımda, bu birinci kısım. Yani biz kelama niye ihtiyaç duyuyoruz? Yani ahirette kurtulmak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, bu dünyayı anlamak istiyoruz. Peygamberi, Rabbi, Rabbi insan ilişkisini peygamber üzerinden kurmak istiyoruz. Bu da ancak ve ancak yaratıcıyı tanımakla mümkün. Kelam da bize ne yapıyor? En-nazar fi zatillah yapıyor. En-nazar fi ef'alillah, en-nazar fi sıfatillah, değil mi? En-nazar fi nübüvve yapıyor yani. Bütün bunları bize anlaşılır hale getiriyor. Bu hususlar üzerine bizi düşündürüyor. Bizim böylece anlam arayışımıza katkıda bulunuyor. Aslında Hazreti Ali'ye nispet edilen bir sözde olduğu gibi mebde, mead ve meaşımızı, yani varlığın başlangıcı, varlığın sonu, akıbet, şu anımızı doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor. Yani insanın anlam arayışına katkıda bulunuyor bu anlamda. Peki, bu ilimle meşgul olmak bazı insanlar için önemlidir. Avam ise bununla uğraşmaması gerekir. Bu hususu daha önce söyledik. Avam ise bunlarla meşgul olmaması gerekir. Aksine onlar bu ilmi terk etmelidirler. Hemen girişte ne diyor bakın. Bil ki bizim bu ilimde ele alacağımız deliller kalp hastalıklarını iyileştiren ilaçlara benzer. Yani kalp hastalıkları. Buradaki kalp bugünkü kardiyoloji değil yani. Kalp manevi hastalıkları. İtikadi hastalıkları yani. Batıni rahatsızlıkları anlamda. Bunları kullanan tabip yani siz maharetli, parlak zekalı ve sağlam görüşlü değil ise hafazan Allah, bunlarla nitelenmekten Allah'a sanırız. Bu ilaçlarla hastalığı artırır, artırması iyileştirme ihtimalinden daha güçlüdür. Bir kere. Tabii. Bu kitabın içindekiler elde eden ve bu bilgilerden faydalanan kişi bilmelidir ki insanlar dört gruba ayrılır. Bakalım biz hangi gruptayız? Evet, ona göre size kelam delilleri tatbik edeceğim. Evet, bakalım hangi gruptayız biz? Birinci grup. Bunlar Allah'a iman ediyorlar. Onun elçisini tasdik ediyorlar. Onu işlerinde saklı ibadet ya da bir sanatla, zanaat ve sanatla meşgul oluyorlar. Tamam mı? Bunları buldukları hal üzere bırakın arkadaşım. Tamam. Bunlara illa kelam öğretmek için bunlarla meşgul olmayın. Tamam. Bunların akideleri yerinden oynatırsınız diyor.
Benim kelam derslerinde öğrencilere söylediğim şeylerden bir tanesidir. Bu ilmin bir ahlakı vardır. Böyle bu ilim, böyle ulu orta herkese söylemeyin bunu. Şimdi burada bir şey öğreniyorsunuz diyorum. Mesela biz Hudüs delilini anlatıyoruz. Hoşuna gidiyor öğrencinin. Ya da Burhan-ı Temani anlatıyoruz. Hemen etrafını anlatmaya çalışıyor. Bunu diyorum, ulu orta herkese anlatmayın. Çok hoşuna gidiyor bunu anlatmak böyle falan. İşte Allah'ın zatı, Allah'ın sıfatı, Allah Allah. Yani insanların kafası karışır. Bu ancak rahatsızlık varsa o kişiye tatbik edilir. O kişi de size gelmesi gerekir. Yani istemeyene verilmez. Ha sen biliyorsun ki adam hasta, itikadi hasta. Yine veremezsin. Gel seni bir iyileştireyim falan. Yani böyle bir şey yok. Bu bir kere çok iyi bir metot değil yani. O insan, siz kendinizi tanıtırsınız. Böyle bir yeteneğiniz olduğunu, kelam delillerine vakıf olduğunuzu ona hissettirirsiniz. Tamam böyle. O da gelir size, yaklaşır, sorularını sorar ve cevap alır. Gerçekten çok önemlidir yani bu. Çünkü biz kelam eğitimini böyle şey ortamlarda yapıyoruz değil mi? Yani güvenli ortamlarda yapıyoruz. Yani o konuları herkesin yanında konuşmuyoruz yani. Özel bir ilim yani bu. Her ilim özel. Bu biraz da itikatla, akaidle ilgili olduğu için yani. Çünkü itikadi yapı içinde biz konuşuyoruz. İnsanları Allah korusun dinden imandan çıkarırız yani. Tabii. Bu anlamda bunlarla asla, bu birinci grupla asla uğraşmıyoruz. Halkın çoğu, %90'ı böyle. Sevad-ı Azam bu. Halkın çoğu bu. Bunlarla uğraşmıyoruz. İşimize bakalım. Çünkü şeriatın sahibi olan zat, Araplarla konuşurken onlardan tasdik dönüşe bir şey istemedi. Bitti. Tasdik ediyor mu bunlar? Tamam. Tasdik ediyor, takdis ediyor. İmsak, kef, sükut, azni itiraf, marifet ehline teslim. Bitti. Bunları yapıyor mu? Tamam. Selef itikadının ilkeleri. Karışmayacaksın bunlara. Bırak, kendi haline bırak. Ha belli sıkıntılar var görüyorsan onu yine, onu birazdan söyleyecek. Evet. Yani peygamber diyor, yani sahabenin içindeki iman herhangi bir araştırma ve delille dayanmadan bir işaret ve muhayyir ile kalplerde oluşan, yani bu sahabeyi örnek gösteriyor burada. Sahabenin tavrını burada örnek gösteriyor. İkinci grup. Hayır. Ona şu arkada, işte bunlar da gerçek müminlerdir diyor. Gerçek manada müminlerdir. Bu nedenle onların akidelerini karıştırmaya gerek yoktur. Tamam. Şayet onlara bu akli delillerle bunlarda söz konusu olan bazı sorunlara bunların çözüm yolları gösterilseydi, bu sorunlardan herhangi birinin akıllarına takılmasından, akıllarına hakim olmasından emin olunamaz ve bunlar bahsi geçen çözüm yollarıyla ortadan kaldırılamazdı. Evet. Bu sebeple sahabenin kelam ilmine daldığına dair, bu hususu tartıştığına dair hiçbir delil yoktur diyor. Kelam kitabında yazmamışlardır diyor yani. İkinci grup bunlar kim? İkinci grup kafirler ve bid'atçilerdir. Kafir. Çok enteresan bir, bu kafirler ve bid'atçiler mücadele için Gazali'nin önerdiği çok enteresan bir yöntem var. Şimdi birazdan, az sonra inşallah. Bunların küstah ve kaba olanları, zayıf akıllı, aşırı taklitçi ve doğduğu ilk andan ileri yaşlara kadar batıl üzere yetiştirilmiş kişilerdir. Evet. Bu kişilere ancak kılıç ve kamçı fayda verir. Tabii. Kılıç yöntemi arkadaşlar. Biz buna kılıç yöntemiyle tedavi diyoruz. Tabii. Ciddi ciddi bunu ya söylüyor. Kafirlerin çoğu da kılıçların gölgesi altında Müslüman olmuştur. Şöyle ki Allah kesin delille yapmadığını kılıç ve mızraklar ile yapmaktadır. Yani bazıları zoru görünce doğruyu bulur. Yani kılıç hani öldür falan diye hafif bir göstersen, Burhan-ı Katı'ı hafif bir göster. Burhan-ı Katı. O kılıç Burhan-ı Katı'dır arkadaşlar. Hafif bir göster bakayım nasıl dönüyor hemen. Öyle değil midir? Bazı insanlar belli dönemlerde beklerler böyle. Savaşta beklerler. Kim kazanırsa onun yanında olurlar. Ya da zorlarsın oraya döner. Öyle, evet. Güce iman edenler gibi. Yani bunlar diyor, bu muannit dedi, bunları asla ikna edemezsiniz ama bunları güçle eğer yola getirmek mümkündür. Bu hususta tarihi olayları incelediğinde kafirler ile Müslümanlar arasında vuku bulan kanlı savaşların dalalet ehlinin boyun eğmeye yönelmesiyle sonuçlandığını görürsün. Yani bunlara savaş edersin, bunları savaşta yenersin. O mağlup psikolojisiyle galip olan sana hayranlık duyarlar, değil mi? Oradan o süreç devam eder. Sonra Allah onların kalplerine
imanı yerleştirir. Yani ben süreci böyle anlatayım yani. Fikir mücadelesi ve münazara için yapılan toplantıların ise ancak ısrar ve inatçılığı artırdığına şahit olursun. Fikir mücadelesi ve münazara için yapılan toplantılar ısrar ve inatçılığı artırdığına şahit olursun. Bazı münazaraların asla kazanımı yoktur. Yani böyle inatla, ısrarla yaparsan belli münazara asla bunun kazanını olmaz. Bu zikrettiklerimizin aklı ve onun delil olmasının değerini düşürdüğünüzü asla zannetmem diyor. Evet. Dolayısıyla bu kimseleri de o şekilde yola getirmek gerekir. Onlarla da demek ki biz kelam yöntemi uygulayacak mıyız onlara? Yok. Uygulamayacağız. Üçüncü grup, bunlar taklit ve işitme... Bunlar taklit... Burada çok güzel bir söz var, onu da şey yapayım. Her kim cahillere ilim ihsan ederse onu zayi eder. Her kim de hak edenden ilmi esir eder, gelse zulmeder. Yani cahile ilim veren ilmi zayi eder. İlmi kaybeder. Yani ilmi hak edene vermemek de zulümdür. Yani dolayısıyla bilgiyi verdiğimiz kişiye iyi dikkat etmemiz lazım. Yani vermeyeceksin. Yani vermek zorunda değilsin. Şimdi bu bizim yani biz tebliğ etmek istiyoruz. Niye? Sevap kazanmak için. Lazım. Değil mi? İnsanlara doğruyu hakikat, onun bir zamanı var. Beklemek lazım. Yani her doğru her yerde, her zaman, her şekilde söyleme. Belki hiç söylemeyeceksin. Belki de söylememen doğru. Tamam? Ona işaret ediyor. Yani bu tebliğde de bir yöntem aynı zamanda. Yani yanlışlıkları, hasreten itikadi problemlerle ilgili yanlışlıkları nasıl gidereceğiz? Bununla ilgili bize de bir ışık tutuyor aslında bu metin yani. Biraz böyle güncel yorumlarsak. Üçüncü grup, bunlar taklit ve işitme yoluyla hakka inananlardan oluşmaktadır. Taklit ve işitmeyle. Bunlar birinden duydular. Onu taklit ederek ne yaptılar? Hakka inandılar. Ancak bu kişilerin yaratılışında zeka ve kavrayış var. Evet. Bu nedenle onlar kendiliklerinden akidelerine şüphe veren ve iç huzurlarını bozan sorunların farkındalar. Tabii. Yani bunlar bakıyorlar, evet bana şimdiye kadar böyle bir şey verildi ama düşünüyor bu adam, anlamaya çalışıyor, bazı sorunlar beliriyor. Yani. Ya da bu kişiler içlerinde gezinen bir şüpheye kulak verdiler. Onlar huzura kavuşturmak ve şüphelerini gidermek için mümkün mertebe ikna edici ve kabul gören sözler ile iyi muamelede bulunmak lazım bir kere. Demek ki bu kitap iktisat kapsamı içine giriyor mu bu kişiler? Giriyor tabii ki. Ya ama bunu da bakın, mümkün mertebe bunların huzura kavuşturmak ve şüphelerini gidermek için, iktisat bunun için yazıldı. Şüpheleri gidermek için yazıldı arkadaşlar. Bid'atları ve dalaletleri ortadan kaldırmak ve şüpheleri gidermek için yazıldı. Ve bu kimselere bu kitap fayda verir. Ama bunu yaparken yine güzel sözlerle, kabul gören hoş sözler ve iyi muamelede bulunmak gerekir. Bazıları güzel söz söylüyor ama öyle söylüyor ki, böyle hart, hurt, zart, zurt, affedersiniz. Yani hakikat kendini kaybediyor yani. Yani hakikat güzel de hakikati söyleyen insanın tarz kötü, söyleyen kişi kötü yani. Bu olmuyor demeye getiriyor. Şimdi bu ise bir düşünceyi imkansız ve çirkin görmek, ayet okumak, hadis rivayet etmek ya da onların yanındaki faziletli meşhur bir şahıstan sözler nakletmek suretiyle olur. Bu insanlar nasıl düzeltilir? Yani onun yanında bu düşünceyi yanlış gördüğünü, imkansız gördüğünü söylersin güzel bir ifadeyle. Ayet okursun, hadis rivayet edersin. Faziletli meşhur şahıstan, herkesin onu da takdir ettiği, bildiği önemli bir şahıstan. Ekrem hocamız olabilir. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. O, yani örnekler verirsin mesela. Onun benimsediği, sevdiği insanlara örnekler verirsin. Bu kişinin şüphesi giderildiğinde onun cedelin usullerine göre düzenlenmiş delilleri iyileştirmeye gerek yoktur. Yine cedele girmeye gerek yok. Onunla mücadele etmeye gerek yok. Amacımız burada adam dövmek değil. İyileştirmek, tedavi etmek yani. Amacımız bu değil. Zaten cedel, Gazzali cedeli dünya alimlerinin bir özelliği olarak görüyor. Cedel konusunda, özellikle İhya'da biliyorsunuz Gazzali İslami ilimleri eleştiriyor, dini ilimleri eleştiriyor. Orada cedelin nasıl uygulanacağına dair, yani o dönemdeki kelamcıların cedeli çok yanlış kullandıklarını söylüyor yani. Yani fikirlerini hakikati ortaya çıkarmak değil, birbirleriyle kavga etmek için, insanların yanında imkan, itibar, prestij elde etmek için, sultanların yanında makam, mevki elde etmek için yaptıklarını falan söylüyor yani. Münazara ortamlarında yani. Esas olan orada
cedelde bu değil yani. Buradaki müsbet cedel. Doğru yapılan cedel. Cedel deyince de bizim arkamızda tartışmak geliyor değil mi? Biraz rahatsız edici bir kavram. Aslında burada önemli olan hakikat. Daha sonra bu hususta Adab-ül Bahs vel Münazara diye bir ilim biliyorsunuz ortaya çıktı İyici'den sonra. Adab-ül Bahs vel Münazara adabı. Bahs, araştırma adabı. Bunun bir adabı var yani. Çünkü bu ona başka zorlukların kapısını açar. Eğer bu kişi zeki ve kıvrak zihinli ise onu ancak tahkik ölçüsünde vurulmuş sözler ikna edebilir. Bu durumda hakiki delillerle onu tedavi etmek mümkündür. Yani bu üçüncü grup bu kitabın kapsamı içine giriyor. Dört. Bunlar zeka ve kavrayış özellikleri kabul edilen, akidelerine ilişen şüphe nedeniyle hakkı kabul etmeleri beklenen, mizaçları ve yaratışları sebebiyle kalpleri şüpheciliğe yönelebilen sapkınlardan bir gruptur. Oy oy, ne ararsan var. Hafazan Allah ve İyyahüm. Bu kişileri hakka meylettirmek ve onları doğru itikad yönlendirmek için tartışma ve taassuba yer vermek için iyi geçinmek gerekir. Tartışmayacaksın, taassup göstermeyeceksin, sadece iyi geçineceksin. Hüsnü muaşeret ve muamele ve müdarat. Yani idare edeceksin onları. Öyle. Bazı böyle insanlar yok mu yani bizim etrafımızda? Öyle. Çünkü bunlar, yani tartışma ve taassup, sapkınlığın sebeplerini artırır, inat ve ısrarın amillerini harekete geçirir. İnat şeyin. Vardır, bu çokça yaparız bunu. İnada biner iş. Adama sen %100 ikna etsen bile asla kabul etmez. İşte o noktaya getirmemek lazım işi. Yani işin nefsani duyguları ön plana çıkarmamak lazım. Her zaman bir hakikati, o sahih düşünceyi temsil etmek gerekiyor. Cehaletin çoğu hak ehlinin cahillerinden olan bir grubun taassubu nedeniyle halkın kalbine yerleşmiştir. Siz böyle yaparken o taassubu ortadan kaldırmak isterken o taassubu iyice kökleştirmiş olursunuz. Yani adam iyi ki ben ateistim der yani. Sen busan iyi ki ateistim der yani. Kaş yaparken göz çıkarmamak lazım. Biliyorsunuz cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Tabii. İyi niyet bilmiyorum bu söz kimin. Bir hadis yani. Herhangi birinin hadisi, sözü. Onlar zayıf hasımlarını hor gördüler ve onlara küçümseyerek baktılar. Böylece kalplerinde var olan inatlaşma, karşı çıkma dürtülerini ortaya çıkardılar. Bu şekilde işlerine batıl itikatları yerleştirdiler. Neticede onlarla iyi geçinen alimler için yanlışlığı açık olan bu itikatları yok etmek çok güç oldu. Öyle değil mi? Bugün mesela mutaassıp insanlar görüyoruz etrafımızda. Biraz eşele. Geçmişte mutlaka o taassup, öğrenilmiş bir taassup, bir tecrübeye dayanıyor. Nereden öğren, nasıl oldu bu, nasıl oluştu bu diye irdelediğinde, hani bir çocukluğuna gittiğimizde, oradan bir eğitimle öğrenilmiş ya da biriyle polemiğe girilerek öğrenilmiş, böyle ukde haline gelmiş bir itikat çıkıyor yani. İtikat haline geldikten sonra artık onu oradan söküp atmak çok zordur. Yani onu demeye getiriyor ki, hayati bir mesele bu. Yani herkes öte dünyada kurtulmak istiyor yani, sen bunu yapamazsın. Bunun uhrevi sorumluluğu da var. Dünyevi riskleri de var. Evet. Şimdi ha? Yok yani birkaç dakikada, üç dakikada. Biraz geç başladık, tam bir buçuk saat olmadı. Tamam. Geç başladın ondan da oldu biraz. Geldim ben buraya, şu kamera gelmiş, kimsen yok, bundan oldu. Evet. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim, o zaman bitireyim. Size doyum olmaz. Devam edeceğiz zaten. Arkadaşlar üçüncü delilleri şimdi görmeyelim. Delilleri önümüzdeki derse aktarırız. Bu ilimle meşgul olmanın farz-ı kifaye olduğunu anlama. Bu ilimle meşgul olmak farz-ı kifaye. Yani herkes bununla uğraşmayacak. Hatta soru. Yani bir köy, yani bir köyde, bir kariyede mutlaka bu ilimle meşgul olan birisi olacak. Peki bir köyde hani zeki, ferasetli, kavrayışı yüksek yani bir tane çocuk var. Bunu kelama mı yönlendirelim, fıkha mı yönlendirelim? Cevap? Fıkıh diyenler, tabii kelam dersi ya, fıkha yönlendirelim diyor. Niye fıkha yönlendirelim? Gazali'ye göre neden bu çocuğu biz fıkha yönlendirdik? Fıkhın ana bilim dalına yönlendirdik, orada yüksek lisansa gönderdik. Niye? Çünkü evet, fıkha duyulan ihtiyaç daha, fıkıh daha eamdır, kelam daha ehastır. Yani insanların bir tane zeki, kavrayışı yüksek, fakih de olabilir, mütekellim de olabilir bir çocuk varsa bunu biz fıkha yönlendiririz. Çünkü fıkha duyulan ihtiyaç daha çoktur. Mesela herkesin fıkha ihtiyacı vardır.
Değil mi? Herkesin. Mesela miras taksimatı, ibadetler, düşünün yani muamelat herkesin. Ama kelama sadece ve sadece hastaların ihtiyacı vardır. Özel bir durumdur yani bu. Belki bir köyde kelama ihtiyaç duymayan hiç kişi hiç insan olmayabilir. Hiç kimse olmuyor ama herkesin mutlaka fıkha ihtiyacı vardır. O yüzden kelam farzı kifayedir diyerek burada bitelim. Dördüncü temhitte kaldık. Onu çok kısaca özetleri deliller bölümünde kaldık. Önceki derste arkadaşlar en-nazar fi zatillah kısmını inceleyeceğiz. Yani bu bahsi geçen yani buraya kadar özetlediğimiz kısımları okursak, diğer kısımları da okursak çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Okursanız memnun oluruz. Pazartesi günü değil mi? Bizim diğer de pazartesi günü görüşmek üzere o zaman.